Özlem Gelinlik. Kalite ve zarafeti isteyenlerin doğru adresi Özlem Gelinlik. Özlemle beklediğiniz gelinlik, abiye ve gece kıyafetleri sadece Özlem Gelinlik'te. Özlem Gelinlik, Köln Mülheim'de yeni açılır. Anadolu'dan yani Bozkır'dan çıktık yola, selam verdik sağa sola, merhabalar diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Almanya'nın Bremen şehrinden. Tepe kollu tepe, nenli de yarim nenli. Su gelir serpe serpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, nenli de yarim nenli. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, nenli de yarim nenli. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Altını bozdurayım, nenni de yarim nenni. Gerdana dizdireyim, eski de yarim hani. İpek mendil değilsen hani. Altındır alay değil, nenni de yarim nenni. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. Kınama yına dostlar, nenni de yarim nenni. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. Kınama yına dostlar, nenni de yarim nenni. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. Özlem Gelinlik. Özlemle beklediğiniz gelinlik, abiye ve gece kıyafetleri sadece Özlem Gelinlik'te. Özlem Gelinlik, Köln Mülheim'de yeni açılır. Efendim bu haftalık da merhabalar. Bu haftaki programımıza Almanya'nın Bremen şehrinden yapıyoruz. Bremen'deki Selimiye Camisi'nden yapıyoruz. Şu anda Selimiye Camisi'nin alt katındaki geçici olarak, cami olarak kullanılan bölümden yapıyoruz. Hutbelerinde görüyorsunuz her şeyi geçici. Yukarıda çok büyük bir inşaat var. Birazdan inşallah dernek başkanımızla ve üyelerimizi hasbihal edeceğiz. Camimizden görüntüler izleteceğiz. Tabi buradaki asıl amaç şudur ki dernek başkanımızın bizleri davet etmesi asıl meselesi de şudur ki camimizin gerçekten büyük bir desteğe ihtiyaç var. Sizlerin katkılarını bekliyorlar. Onun için kampanya başlatmışlar. Bizleri davet ettiler. Vatandaşlarla hasbihal edeceğiz. Tabi programımız esnasında camimizin hesap numaraları alttan belirli aralıklarla geçecek. Sizlerden de destekleri bekliyorlar ki bizler de bekliyoruz. İnşallah
görüntümüzün ve sesimizin ulaştığı her yerdeki gönül dostları bu camimize destek olun diyoruz ve asıl programımıza geçiyoruz. İsmim Hidayet Tekin, DİTİB Bremen Selimiye Camii Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şu anda içinde bulunduğumuz cami 1992 senesinde alındı. Yaklaşık 1 milyon 150 bin mark civarında birinci kuşak. Bunu hiçbir bankaya, hiçbir kuruluştan kredi almaksızın kendi çabalarıyla alındı. Peki camimizde ne gibi faaliyetler yapıyoruz? Biraz da onlardan bahseder misiniz? Biz yönetim olarak yönetime geldikten sonra bizden önceki yönetimler gibi onların izinden gittik. Biz gençliğe, üçüncü nesile çok önem vermekteyiz. Mesela onlardan birkaç tane örneklendirebilir miyiz? Mesela camimizde saz kursu verilir. Türk Halk Oyun ekipleri kursu verilir. Kendi camimizin Türk Halk Oyunu ekibi vardır. Gitar kursu verilir. İlahi gruplarımız vardır. Avrupa'da, Almanya'da yetişen Türk gençliğini, Türk neslini ilk önce dinini muhafaza etmesidir. Sonra tabii ki milli kimliğini, Türk kimliğini muhafaza etmesidir. Başkanım, bizi davet etme sebebiniz de camimizdeki çok büyük bir tadilat. Gerçekten biz de gezdik, gördük, kutluyoruz sizleri. Elinizi bir taşın değil, bir kayanın altına sokmuşsunuz gibi geliyor. Cemaatinizde güveniyorsunuz. O konuda bizlere neler söylersiniz? Şimdi şöyle diyeyim. 1992 senesinde bu cami alındığında, yani bu hikayeyi anlatırsak, her anlattığımda benim gözlerim yaşarıyor. Düşünün, 60 metrekare bir yerden bir cemaat çıksın, cuma namazlarında sırt sırta biz namaz kılardık. Bayram namazlarında kiliselerde, okullarda kılıyorduk. Ve o yokluk halinde, o birinci nesil burayı bize hediye etti. Aldı, buyurun dediler. Biz hani burada sizlere bir yatırım yapmak istiyoruz. Bu yatırımı yaptılar. Onlar bu hale getirdi bu camiyi. Ve onlardan gördüğümüzü ikinci nesil şimdi camimizi cami haline getirdik. İnşallah üçüncü nesil de bizi görüyordur. Görüyor. İnşallah onlar daha da büyüklerini yapacaklar. Avrupa'da Türk kimliği, Müslüman kimliği inşallah ilelebet muhafaza edilecektir. Başlatmış olduğunuz bu kampanyada hem Bremen ve civarındaki vatandaşlarımıza hem de bu görüntüleri izleyen, bu yayınımızı takip eden Müslümanlardan ne gibi beklentiniz var? Efendim, ilk önce siz buraya geldiniz. İlk önce sizin şahsınıza ve sonra Kanal 7 programına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu programla biz bütün dünyadaki Müslüman ve Türklere bir mesaj vermek istiyoruz. Bu programı biz reklam amacıyla yapmıyoruz. Bir bağış kampanyasıdır. Şu an inşallah Avustralya'da, dünyanın her bir tarafında, Avrupa'da, Türkiye'de herkes bizi izleyecek. Eğer benim diyebileceğim, bu bir bağış kampanyasıdır. Biz Türkler, biz Müslümanlar, biz herkese yardım ediyoruz. Şu an evlerinde oturup bizi seyredenler, bizim banka hesap numaraları verilecek. Şu an çok acil maddi sıkıntıdayız. İnşallah onların desteklerini bekliyoruz. Onların da burada bir tuğlası olsun. İnşallah Allah-u Teala ahirette o verdikleri, yaptıkları yardımları inşallah onlara geri getirecektir. Biz bütün dünyadaki Müslümanlara, Türk vatandaşlarımıza, kardeşlerimize buradan sesleniyoruz. Allah rızası için bütün camilere yardım edelim ve burada da bizi de unutmayalım. Evet, gönül dostları, Tekin Başkanımı kutluyorum. Gerçekten gecesini gündüzüne katmış. Bu cami inşaatını bir an önce bitirmek için koşturuyor. Sağ olsun cemaati de destekliyor ama 200'ün üzerinde bir cemaati var. Çok büyük yatırımlara girmişler. Yukarıda da birazdan göreceksiniz. Mükemmel bir cami oluyor. Buradan tabii ki ben de duygularına tercüman olmak istiyorum. Lütfen programımız esnasında hesap numaraları geçecek. O hesap numaralarına yardımlarınızı bekliyoruz diyoruz. Başkanım, son olarak eklemek istediğin varsa? Biz Müslüman Türk milletiyiz. Allah'ın izniyle Avrupa'da da olsak,
Biz burada Avrupa'da artık gidici değiliz. Üçüncü nesil gidici değil. İnşallah ilelebet camilerimizi de kuracağız. Dinimizi Müslüman olarak çocuklarımız yetişecek. Türk kimliğini muhafaza edecekler. Bu olayda herkes bilir. Eğer yurt dışında Türkiye'dekiler bilmiyorlarsa anlatalım. Buradaki neslimizin Müslüman Türk olarak kalmasında en büyük faktör camilerimizdir. Bu camilerimiz olmasa Allah muhafaza belki Avrupa'daki hem Müslüman kimliğimiz hem Türk kimliğimiz kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu küçük bir olay değildir. Avrupa'daki yurt dışındaki bütün camilerimizi destekleyelim ve o yüzden bizleri de destekleyin. Allah-u Teala yaptığınız hayırları karşılığını sizlere binlerce kez daha da üstün şekilde geri döndürsün. Herkese selamlar, saygılar. Olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemker kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle asi kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette vardır zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı adı güzel kendi güzel Muhammed. 18 bin kendi güzel Muhammed. Şu anda yanımızda görüyorsunuz Hazırun, hazır bekliyor. Onlarla söyleşiler yapacağız. Ama bu derneğin kuruluş aşamasında başkanlık yapmış bir amcamızla tanışacağız. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. İsmim Süleyman Poyraz. Bremen Selimiye Camii'nin ilk kuruluşundaki başkanı bendim. O zaman sizden bir Selimiye Camii ne zaman ve hangi şartlarda kuruldu? Bir kısa bir hikayesini alalım. Şartlarında burayı camiye alırken Orhan Taban ve Mehmet arkadaşımız, üyemiz 60'ar bin lira bize ödüş para verdi ilk başlangıçta ve onlardan cesaret alaraktan burayı aldık. Eğer onlar o gün ilk başta 60'ar bin lira vermemiş olsalardı belki öbür arkadaşlardan o kadar para alamayacaktık. O günün şartlarında üyelerimiz 3 sene 100'er mark aylık aidat ödedi. Aylık 15 bin euro sadece aidat gelirimiz vardı. Mark. Mark olarak, evet. Mark, evet. Hep euro diyoruz, euroya alışmışız. Olsun güzel amcam. Teşekkür ediyoruz. Son olaraktan eklemek istediğin var mı? O günün şartlarında öyle yapılmıştı. Fakat yeni yönetim, Allah razı olsun, çok güzel işler yaptı. Yukarısı değişmesi gerekiyordu ve değiştirirken de bir kubbe ve içerisinin düzenlemesini yaptı. Yapılan işler çok güzel işler. Yapmalarını tavsiye ediyorum yani. Bir tanışalım. İsmim Niyazi Sevinç. Caminin ilk kurulduğundan beri üyeyim. 20 yıl başkan ve başkan yardımcılığı yaptım.
burasını aldık. Siz arkadaşlara söylediniz en büyük anılardan birisi nelerdir dilekten. Ben diyorum ki bu camiyi aldığımız zamanları yönetimdeydim. Ve 1,5 yıl hiç eve gitmeden sabah namazına geldim, yatsı namazına kıldım. 1,5 sene caminin inşaatında çalıştım. Ve bugün 93 yılında aldığımıza göre bu caminin üstü akmaktaydı. Camimizin bazı yerleri eskidi. Birinci kuşak azaldı. Birinci kuşak gidiyor. Emekli olduk. Aidatlarımız haliyle düştü. Onun için gençlerimize ve çevre cemaatlerimize ve sağduyulu insanlarımıza çok ihtiyacımız var. Maddi bakımından bizlere yardım ederlerse çok memnun oluruz. Sizi de bir tanıyalım. Mustafa Önder, Başkan Yardımcısıyım. Biremez Selimiye Camii. Caminize çok büyük bir tadilat olmuş, kubbe olmuş. İçerisinde çok güzel nakkaşlar şu anda çalışmak üzere çalışıyor, bitiyor. A'dan Z'ye yenilenmiş, çok büyük de bir yatırım yapılmış. Bu konuda neler söylersiniz? Bu konuda söyleyeceğimiz cemaatimize bağlıyız Allah'ın izniyle. Bu işin içinden gene çıkacağız yani. Yani diyorsunuz ki ille de bağış, ille de bağış. Evet, yardım. O zaman ben aradan çıkıyorum, kamerayla sizi baş başa bırakıyorum. Hem ekranları başındaki hem de Bremen civarındaki vatandaşlara bağış yapmalar için neler söylersiniz? Evet, Bremen Selime Camisi'nin yapılan yeni tahlikat yaptığımız için bütün arkadaşlarımızdan, bütün Müslüman kardeşlerimizden yardımlarını rica ediyoruz. Adım Bahri Kılıç, 1971'de geldim Almanya'ya. Sene kaçta olduğu tarihi unuttum, burayı aldık. Ömer Hoca'nın zamanında. Ondan sonra tekrar indi. Başkanımızdan gene Allah razı olsun. Tatilatımızı yapıyor şimdi. Çok büyük bir paraya ihtiyacımız var. Onun için Kanal 7'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Kanal 7'ye bilhassa. Bu imkanı bize sağladığı için çok memnunuk. Şimdi bizim paraya ihtiyacımız var. Borcumuz çok. Bilhassa bunu bir an önce bitirmek istiyoruz. Evet efendim, son olarak güzel amcamın bir de eklemek istediği varmış. Tekrar mikrofonu uzatıyoruz. Şimdi siz biraz önce arkadaşlarımıza sordunuz. Neden bu camilere ihtiyaç duydunuz almaya diyerekten? Biz buraya geldiğimiz zamanları cami hiç yoktu. Evlerde veyahut küçük bir yerlerde, iş yerlerin vermiş olduğu bir iki odalarda namazımızı kılıyorduk. En unutamadığım anılardan bir tanesi de şu. İlk geldiğimiz zamanları takvim yok. Türkiye'den takvim istedim. Ramazan'da takvimde oruç bozma saati geldiği zamanları burada bakıyorum ikindi vakti. Karanlık çöktüğü zamanları orucumuzu açıyorduk. Hava aydınlanmadan orucumuzu niyetleniyorduk. Namazı ne zaman kılacağımızı bilmiyorduk. Onun için bu camileri kurmaya ihtiyaç duyduk. Efendim Selimiye Camisi'ne ilişen gençlerden bir tanesi, onunla tanışacağız. Merhaba, seni bir tanıyalım. Merhaba, benim adım Mustafa Burak Kaya. Bremen bölgesinde birinci oldum. Yarışmalara katıldım. Hangi dalda birinci oldun? Burada ezan. Güzel ezan okuma yarışmasında. Evet. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Efendim bu haftaki programımızı da Bremen Selimiye Camisi'nden yaptık. Sürçülisan ettikse affola. Her zaman söylediğimiz gibi. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın. Özlem Gelinlik, Köln Mülheim'de yeni açılır.